Peki dün skandal bir haber getirdik masamıza Hakan Ural hakkında babası Selçuk Ural'ın yaptığı şok sözler gündeme bomba gibi düşmüştü. Biz de burada yorumlamıştık evet. Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi peki Hakan Ural babasına ne yanıt verdi sıradaki haberimizde. Babası Selçuk Ural'ın tek gecelik ilişkimin ürünü dediği Hakan Ural'dan babasına tek cümlelik cevap Allah var gam yok. Baba oğul kavgası devam ediyor. Eskilerin ünlü sanatçısı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural ile ilgili yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Baba oğul şimdilerde kanlı bıçaklı gece beraber olduk ve Hakan doğdu. Hakan Ural'ın annesi rahmetli Ceyhan Cem için tek gecelik ilişkimdi demişti Selçuk Ural. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra çocuğum var diyerek çıktı. Kadın Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. Selçuk Ural oğlu Hakan Ural için DNA testi yaptırdığını bile itiraf etmişti. Hakan için DNA testi istedim ama kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural sözlerine şöyle devam etti. Hakan sahte rapor aldı. Hakan'ın en kötü zamanların yanında oldum. Hakan askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı. Sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan Ural'ın kendi soyadını kullanmasından da rahatsız olan baba Ural, oğlunun annesinin cenazesi sırasında uyuyormuş. Annesi vefat etti, ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı, ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten. Selçuk Ural'ın tek gecelik ilişkimdi dediği Hakan Ural'ın annesi, Yeşilçam'ın emektar sanatçısı Ceyhan Cem'di. Baba Selçuk Ural'ın oğlunun annesiyle ilgili bu anlamsız çıkışından günler önce Hakan Ural sosyal medya hesabından rahmetli annesi Ceyhan Cem'in fotoğrafını paylaşıp annem de varmış özlüyorum demişti. Ben de çocukmuşum annem de varmış özlüyorum tabii hayattayken ihmal ettim muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım Allah affetsin en çok bir uğra göreyim diye isteme derdi her anne gibi biz de dünyevi mazeretlerle bugün yarın derdik maalesef bugün istesek de yok tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekan cennet. Net olsun. Ve dün Hakan Ural'dan babasına tokat gibi cevap geldi. Allah var gam yok. Sosyal medya hesabından fotoğraflarında oluşan bir klipte tek cümlelik bir paylaşım yapan Ural, Allah var gam yok. Her olanda bir hayır vardır diyerek babası Selçuk'un açıklamalarını kale almadığını ima etti. Evet. Selçuk Ural'a Hakan Ural'dan yanıt gecikmemiş bir bir girizgah yapayım yine hı konuyla hı. alakalı. Dün de yorumlamıştık. Selçuk Ural'ın verdiği röportajda oğlunun annesi Ceyhan Hanım için tek gecelik bir ilişkiydi ifadesini kullanmıştı. Rapor almasın diye uyardım. Askere gitmemek için sahte rapor aldı. Dört ay hapis yattı dedi. Beni dinlemedi Sibel Canlı evlendi ve sonrasında manik depresif oldu demişti. Daha ne diyecek dedik Bir biz de, artık e, yani hatta. Ve babasını öv, övdüğü sözlerle ilgili evet. soyadımı evet. değiştirsin. sağlığı dilemişti. Başsağlığı e, diledi. Üvey babasına. Babası için, o da o zaman o, da madem o babası ha. o zaman Ural soyadını kullanmasın dedi. Sibelcan için de o camiadan kimseyle evlenmesini istemedim diyor. Ben e, dışarıdan biriyle evlendim. Bakın evliliğim 50 yıl sürdü diyor. Çok yani bir de çok talihsiz açıklamalar. Yani, daha ne söyleyecek dedik biz hatta. Yani bir daha baba evladını daha ne kadar kötüleyebilir? Daha ne kadar rencide edebilir? Yani e, Hakan Ural dün hatta şey koymuştu çocuklarıyla ve çocukların bebeklik fotoğraflarını koydu. Onların yetişkinlik fotoğraflarını koydu. Burada şu mesaj var. Ben çocuklarımın her aşamasında yanında, yanında olan bir olan babayım, bir babayım. Bebekliğini Sen koydu. Neredeydin? E, yetişkinliğini koydu. Son hallerini koydu. Yani ben iyi bir babayım ve her zaman çocuklarımın yanındayım. Anneyi koydu. Anneyle fotoğrafını koydu ve onu yetiştiren anneannesini koydu. Ya yani benim ailemde bunlar bitmiştir dedi. Ve en son attığı story'de de Allah var, gam yok. Her olanda bir hayır vardır diyor. Şimdi ben burada e, Hakan Ural'a güzel bir müjde vermek istiyorum. Hakan Ural hiç üzülmesin biliyor musun? Neden üzülmesin? Çünkü bugün ona taş atanlar biyolojik babasının vermiş olduğu bu demeçten sonra gül uzatıyorlar. Bence bir insanın e, doğurana değil e, bakana saygısı olur. Çünkü o doğurganlık Allah'ın bize vermiş olduğu zaten doğamızda olan bir lütuftur. Yani bunun övülecek bir tarafı yoktur. Ama ya bakmak vicdan ve merhamet ister. Ve bu insan olduğu için sonradan oluşan bir duygudur. Ve herkese de nasip olmaz. Ne mutludur ki ee, kendisi... Onun bu dünyaya gelmesine olan, vesile olan, biyolojik, ben artık biyolojik baba olarak o biyolojiyi koymak zorundayım. Bu evet. açıklamalardan sonra. Bu arada, Türkiye'de de yanlış bilmiyorsam eğer seyircilerimiz düzelsin, doğrusunu biliyorlarsa, e, ilk DNA testini yaptıran isimlerden biridir. On ki sene, o zaman da bu kadar yaygın. 10 sene kabul etmemiş. 10 sene ya. 19 sene diyebiliyorum. 19 yaşına Hayır, ondan kadar. ondan sonra zaten ondan görüşmeye başlamış. O, o dava süreci o kadar devam etmiş yani. En yani, sonunda da tabii e, şimdi, ortaya çıkınca Şimdi çıkmış. şöyle bir şey niye gücüne gidiyor? Senin sahip çıkmadığın, senin hiçbir anını paylaşmadığın bir çocuğun... E, Hakan'ın dünyaya gelmesinde vesile olmamış ama Hakan'a küçüklüğünde kol kanat germiş, ee, onun yanında e, onun sevgisini göstermiş, belki okul mezuniyetinde yanında olmuş ee, bir kişiye vefa örneği göster gösteren, ona merhametini gösteren, sevgisini gösteren bir kişiye bir vefa örneği olarak da baş dilemiş. Şimdi bir tarafta ne bunu mecburiyet et gibi gören bir baba var. Bir tarafta bunu sadece gönülden yapan. Evet. Evet. Anladın bir mı? adam var. Niye bu kadar zoruna gitmiş sel e, biyolojik babanın? Niye bu kadar zoruna gidiyor? Yani e, tabii ki biz Selçuk Ural'da çok yaşını başına almış bir insan. Onu da çok daha fazla hani yaşına hürmeten, çok daha ee, söylenecek şeyler var ama söylemek istemiyorum yaşına hürmeten ee, o yüzden de şu an hani dedik ya o fotoğrafları koydu diyor ki sen zaten yoktun ama benim de şu an sana ihtiyacım yok diyor artık sana ihtiyacım yok yani zaten Allah'ımla ben vardım sen bugüne kadar neredeydin diyor ee, benim ailem de bunlar diyor. O her yüzden, olanda bir hayır benim vardır diyor. yoksun diyor. Şimdi diyor ki her olanda bir hayır vardır. Evet. Şimdi bunu açalım. Her olanda bir hayır vardır. Allah var, gam yok. Her olanda bir hayır vardır diyor. Yani sonuçta işte hayır şerden hayır, hayırdan şer çıkar derler ya. Bu şerden hayır çıktı. Ben ilk e, babamın gerçek sözüme, yüzünü gördün mü demek istiyor burada? Hem ne gerçek demek yüzünü gördüm. Zaten o gerçek yüzünü biliyordu babasının. Onda hmm. bir sıkıntı yok da. Eee esas ne oldu biliyor musun? Bugün düne kadar daha Hakan Ural'a taş atanlar bugün gül atıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani çok eleştirilen tarafları da vardı biliyorsun Hakan'ın ama bu son yaşadığı olaydan sonra ya benim için iyi mi oldu diyor yani. Benim için iyi oldu Onu demiyor. Yani için. en azından hani kendini ifade edebildi çocuk ya yani belki de. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kendini ifade edebildi. Onda söyleyemedikleri için, vardı Ya söyleyemedikleri var. Şimdi vardır. düşünsene bir baba, yani ama öyle bir baba figürü var ki karşımızda kendi kendini ifşa etti, her şeyi sundu. Bir de yaşlandıkça daha sinirli bir adam görüyoruz yani Selçukrala baktığımız zaman. Tam tersi olması gerekmez mi? Özellikle Şimdi... aile aileye karşı. Şimdi kendi ailemde ailemden pay biçiyorum. Şimdi babam mesela daha e, şeydi, otoriter bir babaydı. Mesela yaş ilerledikçe. Daha naifleşiyorlar. Kendi ebeveynlerimizi Şimdi baz alalım. Şimdi bu naiflik örneği midir? Tam tersi oluyor. Selçuk Kural'da durum tam tersi. Onu demek istiyorum yani. hani Gittikçe daha sinirli birine dönüşüyor. Evet. Ee, ve bunu oğluna yapıyor. Vallahi Selçuk Bey e, bu durum üzer mi? Vay ben ne yaptım der mi? Vay öyle der mi? Vay böyle der mi? Onu bilemiyorum. Onu Allah bilir. Onu Allah bilir. Ama... Eee... Ben Selçuk Ural'ın gözünde o kibri gördüm, gördüm Didem. Evet. Gördüm, o kibri gördüm. O kibir perdesi kendisinden kalkmadığı sürece de e, hiçbir şeyin farkında olacağına da inanmıyorum. Ya kibirden insan burnunun ucunu bile görmez bırak oğlunu. Evet. Evet. Ama kendine zarar verir. E, yani, yani, yani bu tavır sadece ben onun üzüldüğünü düşünüyorum. Sen ile. sence? E ee, Selçuk Ural üzülmüş müdür bu durumlara? Şu anki Asla gelene? Asla üzüldüğünü düşünmüyorum. Ya. Şu an söylediği hiçbir kelimeden de pişmanlık duyduğunu da inanmıyorum. Kendi şahsi görüşüm tabii ki gördüğümde. Evet. Hani ben baktığımda bunu hissetmedim. E şimdi şöyle de düşünenler olabilir. Çünkü söylerken olabilir. insan bir düşünmez mi ya? insan bir tahlil eder değil mi? Yani tahlil bu röportajda ne, ne söylemeliyim, ne söylenmez der yani. Şimdi belki burada şimdi biz bu e, konuşuyoruz tabii ki duygusal e, olarak konuşuyoruz. Çünkü burada bir evlada yapılmış olan e, bir şiddet var. Bir sözlü şiddet. Ve bu da bir şiddettir. Yani benim için şiddet illaki hani atılan tokat değildir ve bazen çok daha ağırdır ağır, bir cümle. Evet, ağır Yıllarca oluyor. Yıllarca unutamazsın Ama onu. Bir daha. Ama şimdi şöyle karşıt görüşte olan insanlar da olabilir. Selçuk Bey'i haklı bulanlar da olabilir. Belki derler ki kim bilir hani aralarında neler geçti, anlatamadıkları neler oldu da diyebilirler. Şimdi yorumlarda yazan olmuş. Şimdi ee, işte Selçuk Ural olmasaydı Hakan Ural'ı kim tanırdı? Falan. Ya tamam he. bir baba olarak onu zaten geç kalınmış bir desteği var. Kabul. Evet. Ama devamını eğer Hakan Ural getirmeseydi başarır mıydı? Çok Tabii fazla ki. babası ünlü isim var. Hiçbir şey de olamayan, sadece soyad, çalışan da var. var. Sadece Heh. soyadlarını al mesela yani sadece soyadı bir şeye yaramıyor yani. Yaramıyor. Bunu demek istiyorum. Evet. Bunun Türkiye'de örnekleri, örnekleri dolu. dolu. Gırda. Evet, evet, evet. Ama eğer devamını getiremeseydi ki kaldı ki sunuculuk yapıyor şu anda. Hı, hı. E, iyi yapamasa bu adam nasıl bu kaç senedir ekranda kalabilsin? Yani değil mi? Yani şimdi, kendi başarıları var. Yani sadece her şeyi ben yaptım diyor şu anda Selçuk Ural. Öyle bir kibiri var konuşmalarında. Şimdi aslında bir dönem bakacak olursak da işte bu e, boşanmayla beraber tabii ki ben buna şahidim. Sibel Can'la olan boşanmalarıyla Hı. beraber şahidim. E, oğlunun yanında da olduğu dönemler oldu. Yani bir arada oldukları dönemler de oldu. Ama tabii ki bilemiyoruz yine. İşin iç yüzünü bilemiyoruz. Ama ben buradaki ee, ölmüş bir kadına aşağılayıcı söylemleri ve e, koskoca elli küsür yaşında olmuş bir adam bir baba bu çocukları var bunun değil mi nasıl vicdanın senin el verdi de bu şekilde konuşabildin derler adamaya ya ki dün yayında da ben e, okudum daha önce e, Ceyhan Hanım'ın döneminde sinema art artistlerinden bir tanesi Ceyhan Hanım e, Hakan Ural'ın annesi o tek gecelim ...bir ya ilişkimin ürünü bu, bu, bu dediği... ...ilişkinin şey aslında gerçekten... ...uzun vadede yaşandığına evet. dair... Evet. röportajda belirttiği cümleleri var. Evet. Hatta birlikte aynı evde yaşıyorlarmış. Hatta bu çocuğu isteyen... ...Selçuk Ural'ın kendisiymiş ve... ...kadın tedavi görmüş hatta... ...çocuk sahibi olabilmek için. E şimdi iki tarafın da açıklamasını dinledik. Karar sizin. Yani ben... E, ...neticede... ...bilemiyorum. E, gerçekten bunlar çok... ...talihsiz olaylar. Yani... Bir ailede yaşanması yaşanmasını istediğimiz veya görmek istediğimiz son şeylerdir. Yani bunların yaşanmaması gerekiyor. ya anne, kız, anne, baba kavramı, kardeş kavramı ya ne oluyoruz bak Aslında bu hani aile kavramının içerisinde olan bu travmalar o kadar acı verici ve, aslında telafisi olmayan şeyler ki kim bilir şimdi Selçuk Ural'ın bu söylemleri Hakan Ural'da geçmişteki çocukluğunda neleri tetikledi? Bilebiliyor muyuz? Neleri tetikledi? Ne travmalarını tetikledi? İşte hayatta her şeyi seçebiliyorsun. İşini, aileni eşini, arkadaşını. Ama aileni, aileni seçemiyorsun. seçemiyorsun maalesef. Peki reklam arası ardından buradayız. Şimdi Selçuk Ural'ın. Oğlu Hakan Ural'la alakalı yaptığı açıklamalardan sonra bir sürü mesaj da aldık. Bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hem izleyicilerden hem de yakınlarından. Hmm. Şu ana dek yani bu açıklamalar yapılana kadar baba oğul aralarının çok iyi olduğunu... Ee, ve hiçbir zaman bu şekilde diyaloğa girmediklerini e, başka cümleler içerisinde beyan etmişler. Allah Allah. Şimdiye kadar yok. Hatta bir olayda şahidim. Hı. Beraber bir ödül törenine katıldılar. Ben de oradaydım. Baba oğul alkış kıyamet oldu ikisi ne de sahneye bu çıkınca. Ne zamandı ödül töreni? İki buçuk sene oldu. Hı. İki iki buçuk sene oldu. Hı. Birbirlerine sarıldılar, birbirlerini övdüler. Yani hiçbir problem, hiçbir pürüz yoktu. Bunlar sende ne var mı olduysa, elinde bu görüntüler? Var ha. evet. Hı. Bir bir magazin dergisinin magazin. gecesiydi hatta. Hatta ben de baba ol deyip etiketlemiştim. Bana böyle emoji atmıştı Hakan Ural da. Bu görüntülerden Hı. sonra. Yani hani her şey süt liman. her şey iyiydi. İyiydi evet. Ne oldu da bir anda bu noktaya geldiler? Yani durduk yere bir baba tutup da böyle açıklamalar yapar mı? Yani mutlaka bir şey oldu Hakan Ural cephesinde ki baba olarak Selçuk Ural böyle açıklamalar yaptı diye de insan düşünmüyor değil bir başka pencereden bu arada Selçuk Ural'ın da yayınımıza bağlanma Hakan, söz hakkı Hakan, var Hakan, sevgili Hakan, Hakan Ural'ın Ural da. da aynı şekilde ya şimdi... sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı yani şimdi dek bir şey yokken yani bir anda ya şimdi biz tabii ki hep tek taraflı baktık olaya yani tek yani şu an Selçuk Ural'ın söylemleriyle yola çıkarak baktık tabii ki söylemleri değerlendirdik söylemlerini değerlendirdik yani biz şimdi olayın içerisinde de değiliz. Onların yanında değiliz. O, o, neler oldu... ...bilmiyoruz. bu. Diyorsun ki bak... ...iki buçuk yıl önce e, Can Ciğer... ...kuzu sarmalı, sarmalıydılar. Şimdi iki buçuk yıldan sonra... ...ne oldu da bu açıklamalar... ...böyle oldu veya ne olmadı? Onu bilemiyoruz tabii. Hep tek taraflı... ...konuştuk. Bu arada tabii ki Sayın... ...Selçuk Ural'ın da... E, ...bağlanma ve e, söz hakkı var. Çünkü neticede... E, ...bir baba ama... Biz şu an tek taraflı konuştuk gibi geliyor. Evet doğru. Burada e, Selçuk Ural'ın da e, belki de bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz, kendi aralarında yaşadığı çok farklı olaylarda olmuş olabilir. Ona bir şey diyemem. Ama e, benim gördüğüm e, şu an mağdur bir e, evlat. Yani ma söylemleriyle mağdur bırakmış bir evladı var. Ve kendini de aslında çok kötü duruma düşürdü. Tabii. Yani, yani hiç Selçuk şimdiye Bey, kadar böyle anılmıyordu evet, yani Evet, kendini Selçuk de çok kötü bir duruma düşürdü yani. Bu duruma düşürecek kadar acaba şimdi ha evet orada haklısın. Kocaman bende bir soru işareti oldu şu an. Şu an oluştu bak. Bir e, insan yani 70 küsür yaşlarında, yaşını başına almış bir insan e, kendini bu duruma düşürecek kadar baba oğul arasında ne yaşanmış diye şu an düşünüyorum. Şimdi Hakan Ural e, bu riski aldıysa ...bir şeye çok kızmış deme Şey Selçuk Kural. Selçuk Kural. Şimdi adam yıllardır... Aa, bak şimdi e, ...sektörde. Bilemedim. Şimdi e, ne deyip ne demeyeceğini... ...bilmiyor mu sence? Ya işte an, ya akıl tutulması ha, yani yaşıyor insan. Yani bu cümlelerinin gündeme... ...damga vuracağını bilmiyor mu? İşte ben dedim ki herhalde dedim... ...bu insan aklını yitirdi. Bu cümleleri kullanıyor. Yani ister istemez... E, ...Hakan'a e, bu cümlelerinden ötürü... ...Hakan'a karşı e, bir... Ee, savunma ihtiyacı hissetti hissetti insan ama senin şu söyleminden sonra e, çünkü biz bir baba bir oğlu için bunu konuşur muyu dile getirdik. Dile getirdik ama, ama tabii ön plana çıkarttığımızda durum başka. E, acaba Selçuk Ural cephesinde olay neydi ki bunları söyledi onu bilmiyoruz. Onu bilemiyoruz. Keşke bağlansa bize e, bunu açıkla. konuşursa. Evet Selçuk yani, tekrar söyleyelim. Selçuk Kural bağlanıp kendi bilmiyorum. ifade edebilir. Belki söyledikleri yanlış anlaşılmış olabilir. Belki e, kızmasını yanlış. gerektiren çok önemli bir sebep olabilir. Bizim bilemediğimiz hane içinde gerçekleşen. Ama şu an o zaman bunu yaşanan, açıklasın Selçuk Bey. Yoksa kendini çok kötü bir pozisyonda bıraktı bence. Şu an, an direk zan altında evet, kaldı. De, de, evet çok kötü yani e, bir e, babalık. Ee, tırnak içinde söylüyorum, ee, babalık bakışı açısında bir babaya yakışmayacak söylemler gibi görülüyor Şimdi şu. Çünkü kötü an. bir baba figürü gibi. E, lanse ediliyor şu anda. Hani gelen yorumlar e, vesaire Ama sosyal medyadaki. Ama şimdi sana da bana da gelen yorumlar var. Bir de evet. bir, bir başka pencereden bakmamıza sebep oldular. Farkında mısın olayın? Yani evet. yazılanlar var. Bazı evet. yazılan şeyler var. Ama tabi. E, interaktif e, bir yayın. Hep söylüyorum. Tabii Yorumlarınızla katılın. Siz katılın. de bize derken aslında kastettiğimiz tam olarak bu. Bizim göremediğimiz şeyler olabilir. Yakınlarından da geliyor. Evet. onlara Çok yakın olan isimlerden, isimlerden de bize geliyor. Aslında böyle böyle, böyle diye böyle ona böyle daha diye. detaylı konuşacağız zaten hani. Doğruluğuna emin olmadan hiçbir şey zaten beyan etmiyoruz burada. Evet. Ama bildiğimiz bazı şeyler de var. Şüphelendiğimiz bazı durumlarda oluyor. Evet. Bunlar konuştukça zaten anlaşılıyor ya, tabii ki beyin fırtınası yapıyoruz. Bu masada niye oturuyoruz biz? Evet. Yani bu masada bir dosyayı açarken o dosyanın içerisinde verileri ...karşılıklı beyin fırtınasıyla bir başka kabuğu kırıyoruz aslında biz. Anlatabiliyor evet. muyum? O kabuğun içerisindeki olaya bakıyoruz. Ama şimdi e, tabii bize de gelen mesajlarla beraber bazı e, düşündürücü durumlar var. E, o yüzden de bunların da e, cevabını ancak Selçuk Ural verebilir. İnşallah karşılıklı pişmanlık yaşamazlar. İnşallah. Bu baba oğul birbirlerine olan tavırlar yani yüzünden. Sonuçta ekle tırnak bu işler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Öyle de olsa böyle de olsa anlatabiliyor muyum? Peki. Yani... Bilmiyorum. Bir diğer haberimize geçelim. Serdar Ortaç'a. Peki sen...